Defne! 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 Defne. Defne. Teşekkür ederim. Zahmet oldun Mersi. Sağ ol. Çok iyiydi. Teşekkür ederiz. Gayet eğlendik. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağlık amca. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ne güzel oldu ya valla. Hadi görüşürüz oğlum. Görüşürüz amca. Buyurun. Artık üzerimi değiştireyim. Tamam. Ben de değiştireyim. Muhtemel aşk için açtım ben değil mi? Yolculuk nereye? Dinlemeden
temelin aşk. Bir anda çocuk oldu, saklandı kederleri. Yumdum gözlerimi, sana açtım. Tamam ya. Stres yok. Ne olacaksa olsun. Muhtemel aşk için. Ne yapıyorsun lan, saçmalama. Tesadüf mü bu? Yok, bir daha şey yaptım. Bütün gün görmeyince. Ay evet ya, üç kere mola alanına çıktım, yoktun. Beni görmek için mi çıktın? He, yok ya. Öyle kahve içmek için falan. Rezil olmalara doyamıyorum değil mi ben ya? İki dakika ağır ol. Yok Defne, ağır olma. Böyle daha güzelsin. He. Öyle mi? Olduğun gibi. Değil mi ya? Olduğum gibi böyle. Doğal. Olduğum gibi. Nasıl bensiz hayat? Hiç tadı yok ya. Yani hiç şimdi ayak yapamayacağım. Çok özledim seni. Sen? Ben ne? Ya. Özlemedim diyorsun yani, oh kurtuldum diyorsun. Yok öyle demiyorum. Ha, o zaman özledin. Aha geldi. Aman söyleme sen bir şey. Hiç özledim falan da deme, incilerin dökülür. Hep Defne söylesin tabii, doğal ya böyle. Söylüyor ya öyle. Uyudun mu? Ne
olur uyumamış ol. Beni uyku tutmadı da. Uyumadım Defne. Ne yapıyorsun mesela? Yatmak üzereyim, sen? Yattım ama uyuyamıyorum. Bir iyi geceler desem mesela mışıl mışıl uyurum gibi. İyi geceler, güzel rüyalar gör. Ay yerim ya, ne tatlısın. Ne dedim ben? Ay yerim dedim. Üf, ay niye düşünmeden yazıyorsun salak Defne? Yersin beni. Ya al işte. Yani lafın gelişi. Ay nasıl uykum geldi. Hadi yatayım ben. Öptüm. Ay bu kocamanmış. Çok lezzetli ama bak beni dinle, bir tadına bak bayılacaksın. İyi madem sen istiyorsun bir deneyelim bakalım. Servis edeyim mi sana? Yok. Sen başla ben bir bakayım. Peki. Nasıl? Şahane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Oh. Nasıl? Çok iyi değil mi? Hı. Bayıldım. Emin misin? Hı. Bal su iç. Başka bir şey söyleyeyim mi, yer misin? Yok yok. Zaten çok fazla iştahım yok, ben bir şey yemeyeyim. Çünkü canın sıkkın. Yok. Anlatmayacak mısın hakikaten? Yani yok bir şey dedim ya işte, öyle iş güç. Takılma yani, iyiyim ben. İyiyim. Peki. Ay başım. İyi misin? Hem de nasıl? Ya biraz camı açsak, temiz hava alsak, biraz serinlesek. Ne haber?
İyi. Ben de iyi. Ne olsun? Ay sen ne tatlısın ya. Ben mi? He. Mesela böyle kuzguni saçların, boncuk gözlerin, kulakların. Kulakların mı? Hı hı. Bence kulakların çok güzel. Sence? Bilmem, hiç düşünmedim. Düşün. Düşün. Bence birazcık kulaklarını düşünelim. Düşünüyor musun? Tabii tabii, düşünmez miyim? Kulak ya bu. Ben de zaten hep seni düşünüyorum. Hep düşünüyorum. Ben var ya, çok seviyorum seni yani. Çok fena seviyorum ya. Ne olacak o? Dans ettik ya biz. Daha mı sık dans etsin? Deriz tabii. Edelim. Sen ne güzel öyle tatlı tatlı konuştun falan. Ay o şarkı ne güzeldi ya. Sen beni mi dinliyordun? Evet. Ay, ben utandım şimdi. Ben onu öyle kendim için şey yapıyordum, söylüyordum. Şarkıyı bir daha dinleyebilmek için öyle kafamın içinde. Çok güzel. Çok güzel şarkı. Yani. Güzel aşk. Aşk güzel. Anladım sendin aradığım hayatım boyunca. Kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Geldi içimden, kendimi tutamadım, işte geldim yanına.
inanmazdım sevgiye. Gülerdim ben herkese. Derdim insan kısmetini kendi bulur isterse. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Mantık, irade, kuvvet sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Nedeniydi sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden, kendimi tutamadım, işte geldim yanına. İnanmazdım sevgiye, gülerdim ben herkese. Derdim insan kısmetini kendi bulur isterse. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Mantık, irade, kuvvet sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Ben burada mı uyuyakaldım ya? Canım ne tatlı uyuyor. Defne, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Şey olmuş, küpem düşmüş de ona bakıyorum. Hay Allah ya, firarı küpe şimdi bulamam da. İşte. Ah. Sen spora gitmeyecek misin? Niye? Niye gideyim? Niye gitmeyesin? Sağlık için. Daha faydalı şeyler yapabilirim ben. Yani. Sağlık için. Ne gibi? İşte. Ay.
Ay ne yapmışım ya? Üstüme başımı ya. Her yerime şarap dökmüşüm. Kaderimi sanmışım kendimi. Ne yapmışım? Hay Allah'ım. De değiştir üstünü. Ha. Kıyafetim yok ki. Benim var. Ben vereyim. Ya aslında ben bunu böyle bir iki dakika yıkasam çıkana kadar kurur o. Kurur, gel hadi gel. Ben de hem şunları da bir yıkayım, bunu da o zamana kadar şey yapayım. Yıkadım zaten. Kururlar biz çıkana kadar. O sırada biz de kahvaltı etmiş oluruz. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Ay. Anneannem. Ay. Haklı kadın meraktan çıldırmıştır vallahi. Bu sefer kesecek beni. Efendim anneanne? Anneanne sabah sabah böyle secere dökmesen, Saadet'e gelsen diyorum. Bir şey dedin mi benim için? Ne konuşacakmış benimle? Vallahi söylemedi. Biz zaten böyle bir hoş sohbete girince laf lafı açtı. Görme. Anneanne. Anlamadım, dur. Anneanne diyorum ki sonra mı konuşsak ya? Ha? Ne oluyor kız? İşte diyorum ki. Sonra konuşalım diyorum anneanne, öptüm. Hadi görüşürüz. Ya ay çok fena aslama ya. Ne yiyeceksin, ne hazırlayayım sana? Ben yaparım. Hayır olmaz, ben yapacağım. Gerçi senin çok alışkın olduğun saatler değil ama... belki benimle baş başa kahvaltı yapmak istersin. Kim bilir. Yapmaz mıyım? Yaparım tabii. Hatta kahve bile içerim. Kafam çok fena. Fesleğenli omlet. Beğenmedin mi? Neyi? Omleti diyorum, hiç dokunmamışsın. Yok yok. Yiyorum, çok güzel olmuş. Ömer. Bu Simurg. Senin için ne kadar önemli? Nereden çıktı şimdi? Anlattım ya. Orası öyle tabii de. O kız. Sana Simurg'u veren. Mavi saçlı kız. Onu bir daha hiç görmedin değil mi? Görmedim. Yani aradım ama bulamadım. Söyledim ya Defne. Bulabilseydin. Efendim? Yani bulabilseydin diyorum. Ne olurdu? Ona aşık olur muydun? Bilmem. Bulabilirdim belki. Yani benim için çok önemliydi. Hayatımda çok ilginç bir yerde. Büyük manevi bir değişikliğe yol açtı. Çok. Çok? Çok güzel konuştu benimle. Yeni pencereler açtı. Yani hepsinin ötesinde o olmasa annemle küs ayrılacaktık. Yani iyilik peri. Bir nevi. O zaman
aşık olurdum. Defne, onu tanımıyorum. Yani kimdir, nasıl biridir bilmiyorum. Hatta nerede, ne yapıyor? Bilmem de pek mümkün değil zaten. Ayrıca biz şimdi niye benim başka birini sevme ihtimalinden bahsediyoruz ki? Bahse bile canımı acıtıyor. Sen başkasını sevme, hep beni sev. Tabii ki hep seni seveceğim. Biliyorsun bunu. Biliyor muyum? Nereden çıkıyor şimdi bunlar? Ne bileyim. Öyle bazen düşünüyorum. Düşünme. Bizi düşün. Bak bugün pasyonese de geçiyorsun. Artık yine beraber çalışacağız. Böyle kafamı her kaldırdığımda seni göreceğim. Ben de seni. Ay kafam çalışır mı ki acaba? Ya sana bakmaktan çalışamazsam, verimsiz olursam kovar mısın beni? Kovayım mı? Yani olabilir sonuçta. Sen böyle karşımda durunca malum. Yani ufak imtiyazların olur tabii. Yok yok. Öyle de benim içim rahat etmez. Kov diyorsun o zaman. Ay yok canım, o kadar da değil. Sonuçta yani bütün gün senin yanında durmak varken. Ay sen şimdi bu da ne istediğini bilmiyor diyorsun değil mi? Ne yapacağız biz seninle böyle? Hadi ben bir hazırlanayım da çıkalım. Şu omleti de bir ye, ayıp. Hiç yemedim ben. Nasıl oluyor böyle? Ben mesela sabahları 50 tane kıyafeti giyiyorum, çıkarıyorum. Hiçbir zaman bir kere de seçemiyorum. Sen hemen seçiyorsun, bir de yakıştırıyorsun böyle jilet gibi. Allah'ın her günü. Beğeniyorsun yani. Ta pasyonisten beri bayılıyorum. Şey, mesela benim pasyoniste çalıştığım zamanlar... Sen sabah gelmedin de önce ben gider kapıya böyle gözümü dikerdim sen geleceksin diye. Bak sen. Böyle girerdin içeri. Of, afilli afilli. Böyle büyük büyük. Yani rüzgarınla girerdin yani. Kime geliyordum acaba? Gözümü alamazdım. Allah'ım derdim ya, bu nasıl bir adam? Nasıl bir kusursuzluk? Kesin ayakkabısının tabanında bile bir çizik yoktur. Ama bence
Bu da çok büyük bir yetenek yani sonuçta. Hadi gel. Bu sefer mendilimi sen seç. Ben. Evet. Gel, sarıl bana, sarıl, seni istiyorum. Gel, neden bilmem, özlüyorum. Ben de seni izlerdim masamda. Sabahları ayrı bir güzel olurdun. Bu edalı hallerin, telaşlı konuşmaların. Saçların mesela. Bazen böyle bir kalemle tependen tutuyordum. Çok meşgulsen. Bazen de serbest bırakırdım. Böyle yanıma her geldiğinde kokusu çalınırdı burnuna. Sarhoş ederdi beni. Sen ciddi misin? Evet. Nasıl da çaktırmamışsın ya? Ay ben nasıl anlamamışım? Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta efendim Şükrü. Ömer Bey geç kalıyorsunuz, yavaştan çıksak iyi olur. Tamam geldik. Hadi. Ama neyse ki son söz bende. Ben gitmeni istemiyorum. Ama senin yerinde olsam beni karşıma almazdım Defnecik. Bana gerçek tepkiler verme. Çünkü sen gerçek değilsin. Ömer'in her gün gördüğü asistan kızı ben yaratıyorum. Bu ne özgüven? Ömer gerçek Defne'yi tanımıyor bile. Benim yarattığım Defne'ye aşık oluyor. Neticede Ömer kim, sen kim? Söyledin mi ona? Olaylar aslında böyle böyle dedin mi? Hayır. Ya Defne sen kendine pek konduramıyorsun ama... ...baya baya zengin avcısı durumundasın cicim şu an. Ya... Bir insan kendini nasıl böyle bir duruma sokar ben anlamıyorum. Aslında iyi de bir kızsın. Defne, para kazanmanın daha kaliteli yolları var. Tek bir şey soracağım. Neden Defne? Ömer'i tanıdığımı biliyordun. O Ömer diyebilirdin. Neden sakladın? Neden söylemedin bana? Ömer'i bu kadar sevmen. Onu kandırmanı haklı çıkarır mı sence? Böylesine büyük bir yalanın gölgesinde. Gönül rahatlığıyla aşkını yaşayabilir misin gerçekten? Yapabilir misin bunu Defne? Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Dudaklarınmış.
Defne! Nerede? Kahvaltı falan hazırlanmamış. Hemen de bir söylenmeler, bir şeyler. İnsan önce bir günaydın der, bir tatlı tatlı konuşur, bakar. Lütfen ama. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Nerem güzel canım. Çarşamba cadısı gibiyim. Ben bayılıyorum ama bu haline. Onu ne yapacağız? Ayrıca sana bundan sonra gülümsemek de yasak. Niyeymiş ki o? Bak hala. Sen bayağı bayağı ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın.
Bende de yani bugün bir iştah, bir iştah. Sen yemeyecek misin? Seni yesem ben. İyi yani ama şimdi. Ne güzel tanıştık. Tanıştık mı? Evet. Hakkında birçok şey öğrendim. Mesela kızarıyorsun heyecanlanınca. Kızardın mı şimdi? Kızardım değil mi? Mutluysan mesela ya da böyle keyfin yerindeyse daha çok konuşuyorsun. Ha, değil mi ya? Çok konuştum bır 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 durmadan. Çok güzelsin bugün. Bir başka güzelsin. Yok canım. Böyle dursan ben de seni seyretsem bütün gün olmaz mı? Sıkılmayasın sonra. Sıkılırsak başka şeyler yaparız. Domates var, yeşillik var, yumurta var. Yesene. Ay. Kızardım değil mi yine? Kızardım. Kırmızıyım değil mi? Ay. Ay ne? Günaydınlar. Evet. Efendim, Yasemin Hanımlar defile mekanında sizi beklerler. Ne? Aa, kız ayarlamış mı? Aynen. Aa, iyi ama kapa. Çirkin sesli. Bu da, ay bu aynen lafından nefret ediyorum, nefret. Efendim Koray. Ay bombe. Ne oldu? Ay koşun Necmoş Bey defileye. Değil mi? Harika. Ay vallahi mekan ayarlamışlar. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Tamam Koray, görüşürüz. Ece Hanım merhabalar. Ece Hanım mekanımız hazır. Ne? Ciddi misiniz? Evet, hem de sizin istediğiniz yer. Nasıl? Ece Hanım biz büyük ve güçlü bir şirketiz. Harika. Efendim? İnanamayacaksın ama mekan okeymiş. Nasıl ya? Orası nasıl ayarlamışlar? Ben de anlamadım. Tamam, hemen geliyorum. Alo? Sinan Bey, bunu nasıl başardınız? Neyi? Mekanı diyorum. Bir dakika, ben hemen döneceğim size. Bir saniye. Efendim? Alo, Sinan Bey. Defile mekan tamam. Çüş, orası mı? Orası. Süper. Ömer, defile mekan tamam. Hem de oğlum yer orası. Ya düşünebiliyor musun? Hadi abi, hadi hemen gidiyoruz. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Hemen. Ya Sinan. Anladım kardeşim, tamam. Anladım, tamam, tamam. Ne, ne oldu? İş, şu defile mekanı bulunmuş. Gitmemiz gerekiyor. Tabii yani, defile geldi çattı. Takvimi sıkışması normal. Bizi çok yoğun bir hafta bekliyor. Hadi kalk. Hiç istemiyorum çalışmak. Şöyle bugün seninle güzel bir yere gitsek. Sadece seni sevsem. Saçlarınla, güzel gözlerinle vakit geçirsem. Çok mu şey istiyorum? Aa, bana da bak ya, resmen işkolik, senior, iplikçiyi bozdum. Bayağı işe gitmeyeceğim diyor. Çok fena yoldan çıkardın beni Defne. Ne yapacağız? Senin de yani bir böyle yoldan çıkasın varmış şimdi. Bütün topu bana atmayalım lütfen. Bak sen. Yani. Ben ne yaptım ki canım? Ne yaptın? Öyle mi? Hadi kalk bakalım artık. Gideceğiz mecbur yani. Ay güya ben de kalkıp üretime gidecektim şu topuk detayı için ya.
O işi mi verdiler sana? Evet. Kimmiş ya senin patronun? Ne zalim adammış. Ben bir konuşayım şununla. Vallahi benim patronum aşktır. Ayrıca da dünyanın en etkileyici adamı. Bak bak cevap bana bak. Ama öyle. Ama şimdi yani böyle bir güzellikle ilgilenmek varken gel de işle ilgilen. Olacak iş değil. Ama geç kalıyoruz. Kalalım. Bana ne? Beklesinler. Adam delirdi ya. Kim delirtti acaba? Ay, Ömer vallahi şimdi beni de yoldan çıkaracaksın. Bana uyar. Gerçekten geç kalıyoruz. Hadi çıkmamız lazım. Vallahi ya. Hadi çıkalım. İyi tamam gidelim. Yapamadım ya, 2 saat. Hazırlanamadım yani. Bence sen de gitmek istemiyorsun. Gitmesek mi? Bak hala. Ne var canım? Bir gün işten kaytarsak. Şöyle tadını çıkarsak birbirimizin. Keşke ama çıkmamız lazım, geç kalk. Of. Ya oflama. Hadi kalk. Bak hala şansımız var. Ömer, hadi aşkım, hadi sevgilim, hadi bir tanem, hadi. Efendim? Ay yok, kalkmayacak. Vallahi kalkamayacak ya. Vallahi tutmuş adamı kolumdan çekiyorum. Düştüğüm hale bak. Bu el tutup götürmeler de bana başka şeyler hatırlatıyor ama. Ya utandırmasana. Hoşuma gidiyor. Ve kızarıyorsun falan. Senin de eline koz verdik şimdi. Yandık. Şikayetçi misin? Yani. Ya ne olursun kalk. Vallahi geç kaldık diyorum. Hadi çıkmamız lazım. Hadi. Tamam, belki arabada fikrim değişir. Ha deli ya. Anlat bakalım. Ne yaptın? Baksana buraya kadar gelmem ama çizemiyorum yani. Ben böyle daha farklı bir şeyler olsun istedim ama yani haftalardır uğraşıyorum, olmuyor. Yani çıkış noktan iyi aslında. İyi de devamı gelmiyor. İstersen kopya verebilirim sana. Nasıl? Kapat gözlerini. Anlamadım. Kapat sen. Konsantre ol şimdi. Hı hı. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim. Öyle gülmek olur mu, gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı. Budur. Çiz bakalım. Tamam. Enfes.
Evet. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Heh. Tabii tabii, ben konuştum Sinyor Marco'yla. Efendim? İşte Fikret'in gidişini teyit etmek için aramış. Yani daha başka atılımlar düşünüyorduk, heveslenmiştik falan diyor. Tabii canım, tabii söyledim ben. Söylemez miyim ya? Yani biz pasyonist olarak Bahar koleksiyonunu her zamanki titizliğimizde hazırlanıyoruz zaten. Söyledim ya. Nasıl? Ya hayır, her şey yolunda. Endişelenecek bir şey yok. Derya, bağla. Tamam, bağla. Salih Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Sağ olun. Tabii canım, biz de öyle bir organizasyon düşünüyorduk zaten. Tabii, tabii. Sinan'la da konuştum ben. Yok, hiçbir aksilik yok. Merak etmeyin. Aha. Hı. Ha, her şey yolunda. Hiç merak etmeyin. Tabii. Hı. Buradayım, buradayım. Yok, iptal etmedik. Takvim neyse o. Teklif? Geldi, yani gelmiş olması lazım. Yüzüm dur. Tabii, bir saniye. Defne dur. Defne dur. Teklifinizi Sinan inceliyor zaten. Elbette. Hı. Biz sizi arayalım mı? En yakın zamanda tabii. Görüşmek üzere. Birilerinin canı yaramazlık istiyor galiba. Of! Ne var, ne? Ne var? Buongiorno, signor. Si. Hı hı. Hı. Hı-hı. È stato un lungo periodo di tempo. Sì. Sì. Mm-hmm. Ci vediamo, signor. Ne okuyorsun bakalım? Uykusuzluk. Bunu buldum. Henry Miller. Adamı felç eder. Allah Allah. O zaman sen okusana, senden dinleyeyim. Dur. Dur o zaman. Bulabilirsem. Umutsuz bir aşk çökmüşse gönlüne sabahın üçünde. Özellikle onun orada. Yerinde olmadığı kuşkusuna kapıldığında telefon etmeyi gururuna yediremiyorsan, ister istemez içe dönüp kendinle baş başa kalırsın. O anda akrep gibi sokarsın kendini. Ya da hiçbir zaman postalamayacağın mektuplar yazarsın ona. Ya da odanda volta atarsın. Hem küfür eder hem dua edersin. Sarhoş olursun ya da kendini öldürecekmiş gibi davranırsın. Bu gidişat bir süre sonra tatsızlaşır, bıktırır insanı. Yaratıcı biriysen, acılı anılardan ortaya elle tutulur bir şeyler çıkarabilir miyim diye sorarsın kendi kendine. Ve işte bir gece saat 3 sularında başıma gelen tam da buydu. Birden karar vermiştim. Çektiğim acıyı tuvale dökecektim. Anlatacak mısın?
Başındaki derdin ne olduğunu? Çok önemli bir şey değil demiştim ya. Üstünde durmasan. O kadar önemli bir şey değil. Hı. Peki Defne, anlatma. Sen verirsin. Ben bırakayım seni eve. Kızdın mı? Yok. Bak adam. Hayır. Peki. İşte böyle. Kimsenin yapamadığını yapıyor. Uyuyarak bile destek oluyor bana. Öylece durmasından, varlığından bile güç alıyorum. Defne perişan olacak, ben eve bırakayım onu. Tamamdır. Uyuyan güzel misin sen? Aslında seni hiç uyandırasım yok ama böyle bütün gece izleyip sarılasım var sana. Defne, tatlı Defne, Defne de sevgilim. Hadi. Sabah mı oldu, ben uyumuş muyum? Hadi gel bırakayım seni eve. Yok ya, ben giderim kendim. Saçmalama, hadi. İso. Hadi o zaman ben gidiyorum. Kolay gelsin. Tamam. Eyvallah defocik. Tamam, tamam. Gel. Sen ne güzel uyuyordun öyle. Ya ama vallahi uyumayayım diye çok şey yaptım ama dayanamadım. Uyudum. Tavuk gibi yatıyorum ya, ne yapayım? Ne acayip değil mi? Böyle yürüyerek beni eve bırakıyorsun. Sanki böyle burada yaşıyormuşuz gibi. Ay çok tatlı olmaz mıydı? Ne olmaz mıydı? Burada diyorum, böyle yakın otursaydık birbirimize. Hep görürdük. Hiç özlemezdik birbirimizi. Az kaldı sevgilim. Yakında birlikte yaşayacağız. Aynı evi paylaşacağız. Öyle olacak değil mi? Ya bazen ben düşünüyorum da. Şimdi sen yalnızlığına o kadar çok alışkınsın ki. Ya diyorum, benden sıkılırsa, yalnızlığını çok özlerse bir şey de demez bana. Defne. Sen benim içimsin artık. Aklımda, kalbimde, ruhumda, her yerde sen varsın. Söyle sevgilim. Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne yapıyorum? İşte kalıpları yetiştireceğim. Hı. Dükkandayım ya. Yoğun diyorsun. Evet. Neden? Hiç. Sen gitmeyecek misin şirkete? Yok, gideceğim. Herhalde siz gelmiyorsunuz diye işten kaytaracak halimiz yok Ömer Bey. Yok. Aslında kaytarsaydın. Yani yanıma gelirdin belki. Yanımda olurdun yani. Böyle uyuyakalırdın. Ben de seni izlerdim falan. Ama aslında çok cazip de. Ama benim şimdi gitmem lazım. Yani önce eve, yarın da işe. İyi bakalım. Güzel rüyalar gör. İyi geceler. İyi geceler. Keşke yarın doğum günüm olduğunu bilseydin.
Doğum gününüzün son birkaç saatini benimle geçirir misiniz Defne Hanım? Sen biliyor muydun? Gel. Tamam dur bir dakika hemen geliyorum tamam mı? Romantika da ilk duraktır ha. E nereye götürecekmiş seni? Bilmiyorum ki. Bana sadece hadi gidiyoruz dedi. Ben de tamam dedim. Ha. Ay. Ay. Kız çok gizemli değil mi? Ay kim bilir neler bekliyor seni ha. Ay vallahi bilmiyorum. Sus sus. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Tamam. E git bir şey giy üzerine. Adam gibi bir kıyafetle git. Bu ne? Ha doğru diyorsun değil mi? Ha. Dur. Ben gittim. Git. Geç kalma. Susamış suların akışı gibi. Çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda. Ada bulmuşum fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Sen bekle sevgilim, ben de arkadan bir şey alıp geliyorum. Tamam. Sen al bunu üstüne. Hadi gel. Yani ben böyle doğum günümde Boğaz'da olsak hiç fena olmaz diye düşündüm ama. Ya sen ne tatlı bir adamsın. Hadi gel. Teşekkürler. Bak bakalım. Şöyle bir dipnot. Ben bunu sana ilk tutulduğumda çizmiştim. Yani seni hayal ederek sevgilim olduğunu hayal etmiştim. Ayağında da bunlar vardı. Hayalimde. Bunlar çok... Ya çok güzel olmuş Ömer. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha var. Bunları da dün gece yaptım. Bir bak bakalım. Ya ama çok abartmışsın. Utandım.
ayakkabılar. Annemin bana alacağı ayakkabılar. Ömer. Sen benim bütün eksik yanlarımı tamamlıyorsun. Ben seni çok seviyorum. Biz Serdar'la yani abinle konuştuğumuzda ben defterin ne kadar kötü anısı varsa hepsini unutturacağım. Biz kendi tarihimizi yeniden yazacağız dedim. İşte bu da bir başlangıç olsun. Ama yani şu dansı da bir yapsaydın hiç fena olmazdı. Ya utandırma beni ne olur. Sevgilim. Ömer. Sevgilim, ben geldim, aşağıdayım. Ne haber? Ne de güzeliz böyle, sabah defnesi. Gel, gel bir içime çekeyim seni, gel. Şimdi Alp'le Şebnem baya baya evleniyor yani. Artık bir zahmet evlensinler yani. Çok uzun zamandan beri birlikteler. Ay şimdi biz baya böyle düğüne gidiyoruz çift olarak. Evet böyle çift gibi. İlk düğünümüz. Herhalde artık ikincisi de bizimki olur. Ay evet değil mi? Bir şey diyeceğim. Biz de mi adada evlensek? Böyle çok güzel bir fikir. Ada gelin olayım diyorsun. Yani. Sen nasıl istersen. Ya da dur ya, biraz daha düşünelim. Şimdi çok güzel fikir dedim de tam da böyle bir emin olamadım gibi. Ha, bu arada ben Şebnem'in tarafında olacağım. Kız tarafıyım yani, haberiniz olsun. Çünkü siz şimdi bütün böyle hepiniz Alpçisiniz. Yazık, kız yalnız kalmasın. Yalnız kalmasın diye böyle erken saatte gidiyoruz biz de. Alp yere gelecek. Ha, iyi tamam. Ya o zaman buyurun. Buyuralım. Teşekkürler. Buyursunlar.
Burası Alp'in ailesinin oteli. Eskiden çok sık gelirdik. Beğendin mi? Evet evet. Çok güzelmiş. Eşyalarını da şimdi gelir, getirirler. Sen de ufak ufak yerleşirsin. Sen? Ben yan odadayım. Ha, sen bayağı başka odada kalacaksın. Hı hı. Bunda böyle. Ha, şey. Ne? Hemen mi gideceksin? Otursaydın. Efendim? Şey diyorum. Şey yapmayacak mısın biraz yani? Ne yapmayacak mıyım? Diyorum ki, benimle diyorum vakit geçirmek istemiyor musun? Hani buralara kadar geldik falan, ne bileyim. Sen istiyor musun? Ben onu mu soruyorum canım? Onu mu sordum ben? Onu sormadım. Ben sordum, seni sordum. Biraz gel bana doğru. Hep ben kovalamayayım, değil mi? Ha, sen kovala diyorsun. Yani içinden nasıl geliyorsa Defne, öyle davran. O zaman ben çıktım. Ama şey ya. Ya. Defne, hoş geldiniz. Ne haber canım? Hoş bulduk. İyi, sağ ol. Sen herhalde mutlusundur. Aynen öyle. Tak bakalım şunu. Akşam bekarlığa vedam var. Kız kıza çok eğleneceğiz. Erkekler dışarıda, biz içeride. Tamam, tamam. Ay, çok yakıştı. Neyse, geç kalma bak. Akşam 7 gibi falan barda olursun. Aşağıdaki barda. Tamam, geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bar dedi de nerede ki bu bar? Ömer? Ne? Ne oldu? O zaman ben aşağı ineyim. Aşkım, gel. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz öyle uyudum, dinlendim, iyi geldi. Deniz mi çarptı benim güzel sevgilime? Belki de aşk çarpmıştır. Diyorsun. Ama gelmedin yanıma. Ne bileyim, böyle yalnız kalmak istemişsindir falan diye gelmedim. Seninle olmak varken? Benimle olmak varken başka odadaydın. Özledin yani. Özledim tabii. Ben seni hep özlüyorum. Sen yokken her seferinde keşke burada olsaydı diyorum. Hiç ayrılmasak diyorum. Hadi ya. Hı? Defne. Ben sana bir şey soracağım. Yani fikrine ihtiyacım var. Doğru yer demeyeyim, yanlış yer demeyeyim. Sen söyle. Tamam, anlat. Anlatacağım diyorsun yani. Alp'in bilmesi lazım. Böyle olmaz. Belki Alp'i sevdiği için o üzülmesin diye saklamıştır. Neden saklıyor Defne? Yani onlar karı koca olacaklar. Şimdi Alp'in bunu bilmeye hakkı yok mu? Peki sence Alp ne tepki verecek? Bilmem.
sen olsan nasıl tepki verirdin? Bekle, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, dinliyorum. Yani çok kızardım, bozulurdum. Kendime, hayatıma, sevdiklerime, ne bileyim. Yani her şeyi yeniden sorgulardım. Çok yıkıcı olurdu. Bir yalanın üzerine inşa edilmiş bir gelecek. Saklanan gerçekler, sırlar. Bir daha o insana nasıl güvenebilirsin ki? Nasıl inanabilirsin? Nasıl sevebilirsin? Tepe taklak olur dünyanın. Şimdi konuşmayalım, tamam mı? Sonra konuşuruz. Sen şimdi bu akşam uyumadan önce iyice düşün. Yine de anlatmaya karar verirsen Alp'le konuşursun. Ay bölmeye gidip baksam ya. Ama şimdi öyle odasına girip de şey gibi. Yok ya, ne alakası var? Gideyim bakayım yani, hep bakayım. Ha bir dakika, bir dakika. Bahane bulayım. Ne bulayım? Ay saçmalama be. Gidip fincanla tuz isteyecek halim yok herhalde otel odasında. Şey diyeyim. Odadaki kurtma çalışıyor mu diyeyim. Evet, çok mantıklı, çok zekiyim. Ömer. Gel sevgilim. Sevgilim. Kurutma. Efendim? Kuru. Kurut. Anlamadım gerçekten. Kuru, o da elektrik. Saç kurutma makinesi. Ha. İşte ondan. Ondan sende var mı diye sormaya geldim. Sevgilim sen saçlarını kurutmuşsun. Ne yapacaksın makineyi? Ha. Ay Allah. O kendi kendine kurumuşsa demek o da nasıl sıcaktı? De. Böyle bir içimde bir üşüme var niye anlayamadım. Sen üşüdün ve bana geldin. Güzel. Tam olarak öyle değildi o. Ben sana bir şeyler ikram edeyim. Ha yok. Yok ben tokum. Yok bir şeyler içelim anlamında. Ha. Yok ya ben hiç onun için gelmedim. Yani ben gerçekten onun için gelmedim. Çünkü yanlış anlaşılsın istemem. Kesinlikle onun için gelmedim. Ben hakikaten... Biraz sussak mı artık? Ömer. Hı. Bak böyle şehrin dışındayız. Ne güzel baş başa. Artık tadını çıkaralım, değil mi biraz? Tabii. Çıkaralım da. Ya ben yemeğe ineceğim. Yani tokum diyordun. Ya şimdi bizimkiler otelde ya. Ben böyle bir geriliyorum, çok gerildim yani. Yoksa biliyorsun en çok istediğim şey senin yanında olmak. Git bari yemeğini ye. Yani. Oldu. Oldu. Aa Ömer, ben öyle mi dedim? Niye öyle yapıyorsun? Hiç anlamıyorum ki, sen çok hızlı yapıyorsun. Hiç de hızlı anlatmıyorum. Bak şimdi. İçine şu kadar az koyuyoruz. Ondan sonra böyle kaplıyorsun, kenarlarından kıvırıyorsun. İnce ince sarıyoruz ama çok fazla sıkıştırma, sonra pişmez. Hmm. Bakmadın ki, dinlemiyorsun. Dinliyorum canım. Bana bakma, sarmaya bak. Sarmadan daha cazip şeyler var karşımda. Bu sarmaların da bitmesi lazım ama. Sen ne güzel yapıyorsun, becerirsin bence, tek başına halledersin. Biz öyle sonradan öğrenmedik sarma sarmayı. Ta 12 yaşında başladım.
Öyle Esra gibi havalı falan değilim ben. Anneannem madem çok seviyorsun gel bakalım öğren dedi. Bir başladım sarmaya. Ama tabii ilk başlarda hayatta beceremiyorum. Hırs yaptım. Sabah akşam sarma sarıyorum. En sonunda başardım. Hatta yeni fikirler bile ürettim. Bak mesela şu iş ne var ya. Anneannem öyle yapmaz. O benim fikrim. Komşu görmüş olay büyürmüş. Tüm bu renkler yan yana. Aynı sesler aynı dünya. Görmesem hiç duymasam. Bıraksalar beni bir keşke, renksiz masalları bir sona erse. Çok ayıpmış, laf olurmuş, herkes duyarmış. Kim ne dermiş, komşu görmüş, olay büyürmüş. Tüm bu renkler yan yana, aynı sesler aynı dünya. Görmesem hiç duymasam. Yazın tatilimiz olacak mı? Geçen sene hep sürekli çalıştın. Tatil de yapmadın. Sen de hiç izin yapmadın. Ben seni görmeden hiç durabilir miydim? Seni görmek için şirkete kalbim güm güm atarak geliyordum ben. Öyle mi? Öyle. Noktaya geleceğimizi hayal bile edemezdim. Nereye götüreyim seni? Nereye gitmek istersin? Bilmem. Sen daha çok yere gitmişsindir, sen söyle. Ama yanımda sen yoktun. Şimdi seninle daha önce gittiğim neresi varsa hepsine yeni bir gözle bakacağım. Yani ilk defa gitmiş gibi. Her şeyi birlikte keşfedeceğiz. Daha ne güzel geliyor. Seninle her şey güzel. Ben bile eski ben değilim. E madem o zaman bırakmayayım seni. Bırakma tabii. Hep yanımda ol. Hiç ayrılmayalım. Gel buraya.